Herkese selam Fesürke kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Polat kardeşimiz hesabdayız. 350 TL yatırılmış bir hesap. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ve sabah 8'de bir video attım. O biraz benim için hüsran oldu. Bugün burada ilk en iyi asist yapan oyuncuyu bulmaya çalışacağım. Sabah çok böyle trajikomik bir olay oldu. 2 saat önce attığım videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz dostlar. Ve videoyu beğeniyorsanız da like atmayı, hype puanı vermeyi lütfen unutmayın. Peki ne yapıyoruz? Bugün hem kadrosunu kuracağız. 350 TL'lik kadroda sabah 0 TL harcanmış bir kadroydu. Bu biraz daha pahalı bir kadro olacaktır. Ona göre tabii ki de oyuncuları daha mı iyi olacak, daha mı kötü? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Aynı zamanda daha sonra da Orta saha ve forvet oyuncularında en yüksek asist yapan oyuncuyu bulmaya çalışacağız. Bakalım gerçekten de işe yarayacak bir tahmin yapabilecek miyiz? Birlikte kontrol edelim. Hemen şöyle menajer konusunda başlayalım. Gördüğünüz gibi Scaloni var. E, ee, Döşamp var. Xabi Alonso var. Montella toplam 4 tane Bostu menajer almış. Güzel. 225 bin GPS var. Coins var mı? 320 de coins'i varmış. 225 bin GP bu arada gerçekten az bir GP. Bir kontrol edelim. Şöyle baktığımızda. Şimdi 79 rating şu kardeşimize bakalım. Seviye antrenmanlarını falan da kontrol edelim. Seviye antrenmanında çok üst düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Son olarak da sözleşme yenileme öğesine de bakacağım. Sözleşme yenileme öğesine de toplam 36 tane var. 360 günlük bir sözleşme yenileme bileti olduğu görünüyor. Gelin Polat'ın kadroyu sıfırdan kuralım bakalım nasıl olacak. Öncelikle ile başlıyoruz. Kaleci olarak 96 rating ters Stegen o da 100 rating oluyor. 100 ratingin üzerinde en azından altında kalmayacak bir öncelikle kadro kurup sonra da inşallah Allah'ın izniyle en fazla asist yapan oyuncuyu bulmaya çalışacağız. Ben bugün umutluyum. İnşallah güzel olacaktır. Şimdi stoper hattına kontrol ederim. Stoperler nerede bitiyor? Stoperler. Aa, güzel. Şimdi şu Rüdiger'in şu kartı 100 oluyorsa. Şu da 100 oluyorsa. Güzel. Ben şuraya bekem Bauer'da 102 olacak şekilde alırım. 100'ün altında kalmamaya çalışıyorum. Sol bek 99 olmaz. Ee, şu sol bek oynuyor mu? Oynamıyor. Bu oynar mı? Oynamaz. Belki pozisyon basılmış olabilir diye. Beckham da 100 oluyor ama bunlar daha özel kartları olduğu için ben bu kartları alayım diye düşünüyorum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Delight da de oynayabiliyor. Bir beklere bakıp 3 stoper de oynayabiliriz dostlar. Çıktım yukarı Costa Kurta var gördüğünüz gibi. Costa kurtada varken Sol bekte Costa Kurta'yı bir alalım şöyle. 101 yapalım. Sağ bekte var mı şöyle bir oyuncu? Tamamdır. etkinlikleri bayağı yapmış kardeşimiz. Bu açıdan artı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 4 defans kaleci ve defansif ortası toplam 6 oyuncuyu 100 ve üzeri yapabildik. Çok güzel oldu. Oyunun zaten 3 tane kart oyunun hediye verdiği destansı kartlar. Bir açıdan sıkıntı biliyor musunuz? Bu kadar fazla destansı hediye verildiyse şahsi fikrim şu önümüzdeki yıl kadrolarda çok çok ya yani bu bu destansı oyuncular işe yaramayacak kadar yüksek reytingli oyuncular gelecek diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Yukarı doğru çıktı. Kimler var? Ruben Neves'i gördük. O da oyunun destansı verdiği kadar. Hakan Çağlanoğlu da varmış. 99 oluyor. Fred var 92, 96 falan olacaktır. Will var. Oyunun bütün kartlarını e, hediye verilen kartları almış maşallah diyelim. Pires paketi alınmış. Çok güzel. Çıkıyoruz yukarı. Kevin De Bruyne var. Kevin De Bruyne 102 olur. Del Piero var. Hunus var. Bellingham var. Bellingham kaç olur? Bellingham 103 oluyor. Dostlar şöyle yapacağım. Tak tak yapacağım. Tak tak da 103 yaptım. Onu ee, Totti var. Hunus da var bu arada. Dostlar ben 3 stopere dönüyorum. Ya yani bu hesapla 3 stoper oynanır. Şöyle 2 go bir ofansif orta saha olabilir. Şöyle yapıp e, şuraya da Hunus'u alabiliriz. 102 yapabiliriz. Bayağı iyi olur bu şekilde. Bernardo Silva var. E, Gascoin var. Richarlison, Gakpo, Griezmann. Şöyle aldım Griezmann'ı. Lionel Messi var. Maradona var. Gördüğünüz gibi Lionel Messi'yi şöyle alabilirim. Daha Santrafor'lara bakmadık. İyi bir Santrafor'da kıstırabilirsek. Lionel Messi 106'lık var. Neymar, Mbappe, Ronaldo. Evet burada bitiyor. Dostlar hemen genel diyorum. Bir şöyle genel dediğimde gözümden kaçan bir oyuncu var. A A var mı diye. Apache Neymar var. Kaç oluyor? Evet 102 olmuyor. Kylian Mbappe var. Olmaz. Saka kaç oluyor? Olmaz. Şöyle bakayım Saka. Evet. O kadar olmayacaktır. Haaland kaç oluyor? Haaland 101 oluyor. Ee, Mbappe de 102 olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Dostlar kadro bu. Tamam mı? Kadro bu. Net bu. Şimdi Neymar'ı geldim aldım. 101 yaptım. Messi'yi alamıyorum. 106'lığı olduğu için. Mbappe'yi aldım. 101 oldu. Maradona ve Neymar 101 olacak. Bu arada aa Neymar al. Aa bu Neymar. Bir dakika hangisini alayım? Ben bu Apache Neymar alıyorum arkadaşlar. Diğerine bu bu çok fazla maç yapılan bir kart oluyor. Saka 101, Haaland da 101 olacaktır. Ruben Neves 100. Hemen Joshua 100 olacaktır. Hakan da 100 olacaktır. Rodri zaten 100 oluyor. 100'ün altında kalmazsak muhteşem olur. Luka Modric. Cristiano Ronaldo ve evet yüzün altında kalmayacağız. Şöyle hemen Delight'ı da alıyorum. Şimdi Santrifor'ları e, üste çıkaralım. Santrifor, Santrifor şunları tamamdır. Evet şu şekilde defansif orta sahalara bakmayacağım. Şimdi en fazla asisti kim yapmıştır? Çok zor. Çünkü Kevin De Bruyne Bellingham kartları da var. E, Piresi ve Griezmann Messi'yi geri plana atıyorum. Yeni çıkarılmıştır diye düşünüyorum. E, Hunus tam bir asist oyuncusu aslında dostlar Neymar e, çok eski bir kart ya ben mesela orada sola çıktı bir eksiği var ondan dolayı zaten presi aldığını düşünüyorum yani Neymar orada çok fazla oynatmıştır diye düşünüyorum dostlar ben Apache Neymar'ı e, şöyle en alta koyayım Apache Neymar'ı e, ben Neymar diyorum Şöyle yapayım tamamdır. Siz de tercihinizi yapabilirsiniz. Polat'ın kadrosunda Ben Neymar en fazla asist yapmıştır. Bu arada maç sayısının önemi yok. En fazla asist rakamına ulaşan bizim için önemli. Benim tercihim Apache Neymar diyorum. Ve hadi gelin şöyle Bellingham'la başlıyorum. Bu arada lütfen videoyu durdurup yorumlarda siz de yazın kim olduğunu. 11 asist fena değil. Bunlardan çok fazla bir şey beklemiyorum açıkçası ama 40 asist. Geçemeyeceğimiz bir rakam değil bu arada. 34. Bunlar önemli değil. Pires zaten yeni alındığını düşünüyorum. Aynen öyle. Bu arada 11 maçta 10 gole katkı çok çok iyi. Hemen şöyle bakıyorum. Bu da çok iyiymiş. 24 asist. Messi'ye bakıyorum. Bunlar bu arada eğer fazla maç yapsa gördüğünüz 25 maç 28 gol 8 asist. Ya bunlar biraz daha fazla maç yapabilse kesinlikle zirveyi alırlar. 15 asist. Şimdi geldim Luka Modric'e arkadaşlar. Bir o bakmaya bile gerek yok. Bir tane maç yapmış. Onda da golünü atmış ama maşallah. Şöyle geliyorum tekrardan Mbappe. Yani çok fazla maç yapmamışlar Maradona. Bir tane arada çıkacak gibime geliyor ama çok güzel. Saka. 73 maç. Bu da çok aman aman olacağını sanmıyorum. Haaland çok fazla asist değil de gol. Aaa 67. Şu anda en fazla 67 oldu değil mi Haaland? Yani geçilmeyecek bir rakam değil ama 230 maçta 201 gol 67 asist bence çok çok iyi bir şey. Bu hava üstünlüğü olan Haaland mıydı? Ha bunda hava üstünlüğü yok. Abi bayağı arkadaş. Nasıl full yani? Bitiricilik 99 yapmış. Hız hızlanma şut gücü. Zıplama yok mesela. Vallahi helal olsun. Ee, Ronaldo'ya bakıyorum. Ronaldo 34 asist. Bu arada baya ya bence o, hani iyi de oyuncu diye düşünüyorum ben. Çünkü baya gol ve asist olarak çok iyi. Bu çok fazla bakmaya gerek yok zaten. Hakan Çallanoğlu kaç yapmış şöyle bakacağım. Dostlar merak ettiğim bir oyuncu var. Kadroya almamıştım şu Neymar'ı. Şu Neymar'a bir bakabilir miyim? Güzel. Şu anda Haaland lider durumda. Yani geçemeyeceğimiz bir asist değil aslında ama Haaland'ın olması eğer Haaland olursa çok şaşırırım biliyor musunuz? Şimdi toplamda 67 asistimi geçmeye çalışacağız. Bir daha bir kontrol edeyim. 67 asisti geçmeye çalışacağız. Ve Apache Neymar. Bir kere şunu söyleyeyim açmadan. Eski bir kart olduğunu biliyorum. Yani bence çok fazla maç yapmıştır. Yine söylediğim gibi sol açıkta çok fazla oynatmıştır. Ondan verim almıştır diye düşünüyorum. Aynı zamanda daha sonra Pires almasının sebebi de sol açıkta başka alternatif olmadığı içindir diye düşünüyorum. O yüzden Neymar'ın çok maç yaptığını farkındayım bence. Ama asist olarak ne yapar bilmiyorum. Neymar'a bastım. 556 maç. Bir saniye. HALANT'ın kaç maçı vardı? 200 230 maç. Dostlar her türlü çakarız gibime geliyor. 556 maç. 98 asist. Yine performans olarak çok şey olmamış ama çok şükür bildik. Çok şükür güne iyi devam ediyoruz dostlar. 12'de de bir tane video gelebilir. Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Apache Neymar'la yola devam. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Polat'a da buradan selam olsun. Hoşçakalın.